veriyor. Burger King'in bu kampanyasında hamburgerlerin kadın göğsüne benzetildiği görseller de mevcut. Yani konu çok fazla danışmak için yer vermedi. Fakat bir tüketim nesnesi olarak hamburgerin dahi kadının veya erkeğin cinsel organını temsil edecek şekilde kullanıyor olması aslında tüketilenin ürün dışında beden olduğunu da bizlere gösteriyor. Kadın bedenin bir nesneymiş gibi metalaştırılması kadını toplum nazarında değersizleştirmektedir. Bunu bize varoluşçu feminist felsefe de söyler. Kadın bedeni öteki erkek ben konumundadır ve kadın bunu kabul ettiği noktadan itibaren nesne konumunu almaya başlar. Bize söylediği de bu aslında. Biz sürekli kadını öteki olarak görüyoruz ve kadınlar artık bu durumu kabul eder hale geldikleri andan itibaren nesne konumunda olmaya başlıyorlar. Kadına cinsel olucu olarak kullanan birçok markanın yanında Dolce & Gabbana markası da bunu kullanıyor. Fakat az önce de söylediğim gibi bunu farklı şekillerde yapıyor. Bunu birazdan görsellerde göreceğiz zaten. Ben daha rahat algılayabilmemiz için markanın kadını nasıl kullandığını kategorize ettim. Tüketim nesnesi olarak kadını bizlere gösteriyor öncelikle. Ev hanımı tiplemesiyle ironik şekilde diğer reklamlarda olan kadın, tipik ev hanımı olan kadınlarla dalga geçerek ironik bir şekilde anlatıyor. Erkeğin bakışını sunuyor kadını ve son olarak da seyirlik bir nesne olarak kadınları kendilerini görmek istediği pozisyonda gösteriyor bize kadınları. İlk görselimiz Dolce & Gabbana markalı çanta. Kadın çantaların içinde konumlandırılmış kıyafeti, saçları, bedeniyle birlikte çantaların içinde yer alıyor. Aslında burada sunulan çanta, çanta tüketim nesnesi. Fakat burada kadının da tüketim nesnelerinin içinde yer alması Adorno'nun bize kültür endüstrisi kavramını hatırlatıyor. Çünkü kültür endüstrisi kavramında kültür bir endüstridir. Kültürü oluşturan her ürün birer metadır. İnsan da ve özellikle kadına bir kültür maddesi, bir kültür ürünü olduğuna göre kadını da tüketilen ve meta haline getiren bir nesne olarak bizlere göstermekte bu görsel. Diğer görselimiz gene Dolce & Gabbana markalı aksesuarlar. Burada biz doğal görüntüsüyle dikkat çeken meyveleri görüyoruz, kayısıları, kirazları. Kadının da doğal görüntüsüyle aslında bize kolyeyi ve sergilese de bu doğal ürünlerin arasında doğal görüntüsüyle yer alması aslında kadının da sanki az sonra tüketilecek bir nesneymiş gibi algılanmasını ve bu şekilde yorumlanmasını yorumluyor. Madonna'nın kullanıldığı ve Türkiye Hanım'ın tiplemesiyle biraz ironik şekilde beğenilen ve alay edilen reklamlar da mevcut. Şöyle ki biz normalde ev hanımlarını hoş olmayan paspal görüntüsüyle işte saçı başı dağıtmış, hiçbir şekilde seks afektesi olmayan şekilde görmeye alışkınız. Fakat görselde gördüğümüz Dolce & Gabbana marka kıyafetmiş, elbise giymiş Madonna'nın seksi görüntüsüyle temizlik yaparkenki halini görüyoruz. Normalde bizim alışık olduğumuz kendi kendine yetemeyen ve işlerini halletme konusunda erkekten yardım bekleyen bir kadındır mutfakta gördüğümüz veya iş yaparken gördüğümüz. Burada da Madonna'nın yüzündeki telaştan aslında yardım beklediğini yorumlayabiliriz. Çünkü genelde reklamlarda kadın erkeğin yönlendirmesi olmadan, erkeğin sesi olmadan tek başına legalayla mücadele etmek konusunda genelde başarısızdır. Aynı şekilde bu da yine Madonna'nın kullanıldığı. Görüyorsunuz arka tarafta kirli bulaşıklar var. Demek ki bu bayan tek başına bu kirlerle mücadele edemiyor. Ve gene telaşlı ve gene birini bekliyor. Yani bu şekilde yorumlayabiliriz. Dolce & Gabbana'nın da o değindiği diğer görseller, ev hanımı, anne tiplemesi. Biz genelde anneleri, çocuklu anneleri yine paspal görüntüleriyle veya işte daha balık etli formlarda anımsarız. Fakat burada gördüğünüz gel seksi ve çekici bir kadının var. Bu çocukların hepsi kadına mı ait değil bilmiyoruz. Fakat kadının kucağında çocukların vardı. Burada yani çocukların kullanılmıyor olması çok alakasız elbette. Fakat burada bize gösterilen Dolce & Gabbana markalı bir iç çamaşır giyen bayan gayet hoş ve seksi olabilir. Ev hanımı olsa dahi bu iç çamaşırı giyen bayanlar hoş görüntüsüyle göz doldurabilir. Bu da aynı görsel yine kadının anne olarak hoş görüntüsüyle dikkat çekmesi. Aslında burada biraz da radikal feminizme vurgu yapılıyor. Çünkü radikal feminizm bize ataerkil toplumda ataerkil yapının ve erkeğin baskınlığını ikinci plana atar. Normalde bilinen kadının ataerkil toplumda ikinci planda kaldığıdır. Fakat burada ailesiyle, eşiyle, çocuklarıyla kadının hoş görüntüsüne göz dolduruyor. Ve belli ki eşiyle arasında bir sınır yok. Burada sınır kalkmış. Bu da bize radikal feminizmin ne kadar ön planda olduğunu bu görselde gösteriyor.
aynı görsel postmodern feminizmde, feminizmden de bahsedebiliriz. Çünkü postmodern feminizm toplumsal cinsiyetle biyolojik cinsiyeti birbirine eşitleyip bunlar arasındaki farkı ikinci plana atmaya çalışır. Biyolojik olarak insanların eşit olması mümkün değilken toplumsal cinsiyette de bu mümkün değil. Fakat postmodern feminizm kadınla erkeği hem toplumsal hem de biyolojik olarak eşitlemeyi öngörüyor. Burada gayet eşit ve mutlu bir aile tablosu görüyoruz. Ve erkeğin bakışını sunulan görseller var. Dolce & Gabbana bu kampanyasında birazdan göreceksiniz. Kamerayı tutan bir erkek figürü, erkeğe poz veren ve erkeğin bakışına sunulan bir kadın figürü görüyoruz sürekli. Burada John Berger'in fotoğrafa yaptığı vurgudan bahsedebiliriz. John Berger fotoğraftan bahsederken onun iki tane bize yeti kazandırdığından bahseder. Bunlardan bir tanesi öznellik, bir tanesi nesnelliktir. Aslında fotoğrafı biz öznel bir şeymiş gibi algılıyoruz. Fakat fotoğraf çekildikten ve yayınlandıktan sonra artık nesnel hale gelir. Ve çekilen fotoğrafta bir kadının varlığı ve kadının da nesnelleştiğini ve maddeleştiğini gösterir aslında bize. Çünkü kadın her pozisyonda erkeğe poz veren, erkeğin bakışına sunulan ve erkek tarafından tarif edilen bir pozisyonda. Bu görsel de aynı şekilde. Burada varoluşçu feminizme de değinebiliriz. Varoluşçu feminizm bize kadınla erkek arasındaki diyalogtan bahseder. Varoluşçu feminizmde kadın öteki, erkek bendir ve kadın bunu kabul ettiği anda nesne konumuna gelir az önce de söylediğim gibi. Ve burada gördüğünüz üzere kadın halinden memnun gözüküyor ve erkek onu sürekli kaybediyor. Bu sürekli olarak kadının seyirci nesne olarak erkeğin bakışına sunulan ve erkeğin kontrolü hareket eden bir pozisyonda olduğunu göstermekte bizlere. Yine aynı kampanyanın görselleri. Proseks feminizm bu da. Özellikle 1980'lerde pornografinin ve cinselliğin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte kadının cinsel özgürlüğünü elde etmeden toplumsal özgürlüğünü elde edemeyeceğini bizlere söyler. Aslında burada da gördüğümüz o. Çünkü erkek de çıplak görüntüsüyle varlığını sürdürüyor ve kadını sürekli olarak kaybediyor. Bu bize kadının bak, cinsel özgürlüğünü elde etmediğini iki tane ses göndereceğim o telsizle. Bu da yine Scarlett Johansson'ın yer aldığı bu görsel ve diğer görsel. Bundan da daha çok kadınlara bu parfümü kullanırsanız Scarlett Johansson gibi ideal bir kadın formuna kavuşur veya onun gibi görünürsünüz, onun gibi hoş gözükürsünüz imajı verir. Kadınlara kendilerini görmek istedikleri pozisyonda gösterirken erkeklere de kadınların hoş görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bu da aynı şekilde. Dolce & Gabbana'nın bu reklamı Türkiye'de de yayınlandı. İspanya Kadın Hakları Koruma Derneği tarafından erkeği cinsel şiddete teşvik etmek ve kadını değersizleştirmek yüzünden bu reklam görseli İspanya'da yasaklandı. Fakat Türkiye'de bir süre yayınlandı. Şu an yayınlanıyor mu bilgim yok. Araştırdım bulamadım. Fakat bu reklam görseli erkeği ön plana çıkartıp şiddete teşvik edip kadını değersizleştirmesi açısından İspanya Kadın Hakları Koruma Derneği tarafından engelleniyor. Çünkü görüldüğü üzere kadın etrafında 2-3 tane erkek ve kadına uygulanan bir şiddet varmışçasına bir görüntü var. Bu hoş görüntü olmadığı için hiçbir şekilde İspanya'da hiçbir yerde bulunmuyor bu görsel. Sonuç olarak toparlayacak olursak, reklam görsellerinden de anlaşılıyor ki toplumda cinsiyet rollerinin eşitsiz şekilde dağılımı bunun reklamlara da yansımasına yol açıyor. Biz artık kadın bedenini fetişleştirerek, onunla farklı anlamlar, imgeler yükleyerek, aynı John Berger'in de vurgu yaptığı gibi biz artık anlamlar üzerinden değil, imgeler üzerinden yorumlamaya başlıyoruz. Reklamlarda sunulan ürünler ya da ürünlerin işlevleriyle hiçbir ilgisi olmasa da kadın bedenine hemen hemen her reklamda rastlıyor olmamız bu durumu ne kadar normalleştiğini ve meşrulaştığını gösteriyor bizlere. Artık kadın bedeni dişil bir beden değil, erkeğin bakışına sunulan bir nesne haline gelmekte. Feminist bakış açısıyla durumu son kez toparlayacak olursak, cinsel özgürlüğünü elde etmeyen bir kadın, toplumsal hayatta da hiçbir şekilde özgürlüğünü elde edemeyecektir. Bunlar kaynakçalarım. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Sağ olun. Sercan, reklam filmlerinde ve reklam afişlerinde kadın bedeninin cinsel olucu olarak temsilini anlattık. Burada mesela benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Hani, ev hanımı temsili mesela 1930'larda, 40'larda hep şey
hani o ev hanımı olarak kadın sunuluyor ve o kadının özdeşleşmesi gereken bir şey olarak sunuluyor. Ama şimdi mesela postmodern bir dönemdeyiz evet. ve orada ironik olarak işte yani ev hanımlığı artık böyle özdeşleştirebilecek bir şey değil ama yani işte siz de modern, daha doğrusu postmodern bir kadın olarak ev işlerini yaparken de aynı zamanda işte o ideal kadın, işte güzel, seksi vesaire o o formu koruyabilirsiniz evet. gibi bir anlam evet. var sanki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Burak bize gelenek ve kurafiyo üzerinden akıb ve kurafiyo ilgilenmesi adlı sunumunu yapacak. Öncelikle Kukiya Kurosawa'nın kendi toplumunda var olan gelenekle kurduğu görünmez bir bağlantı film seçerek görünür hale getirdiği iki filmle incelemek istedim. Bunlardan bir tanesi Rashomon, diğeri de Dersu Uzala filmi. Akira'nın filmlerinden ve filmlerinin karakteristiğinden bahsedersek, genellikle Japon tarihinden aldığı konularla filmlerini oluşturmuştur. Ve filmlerinde karakterlerin ahlaki eğitimi üzerine durmuştur. Bu karakterlerin sınıflarından kopan ve varoluşsal bir yalnızlık çeken bir yapısı vardır. Bunlar Akira'nın kahramanlarının neredeyse temel özelliklerinden bir tanesidir. Tabii Akira'yı filmlerinde etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi de Zen Budizmidir. Zen Budizmi ahlaki yüceliş için şart koştuğu toplumu reddediş ve dışarıdan hiçbir dayatma olmaksızın bir aydınlatma sürecini dayatır. Bunu bu şekilde ortaya çıkarmak ister, bu aydınlanma sürecini. İşte paralelinde de Akira'nın karakterlerinde aynı şey görülür. Ayrıca Akira sözlü dile karşı bir güvensizlik duymaktadır ve bu da filmlerinde resimsel bir üsluba yol açmıştır. Ve aynı şekilde mevsimler ve doğa da bu resimsel üslubu sağlaması için ciddi bir şekilde baskın çıkmıştır. Yani vazgeçilmez oyuncularından bir tanesidir. Ayrıca Akira'nın kadim doğu öğretilerinden, Zen Budizmi gibi ve batı sanatından, edebiyatından ciddi manada etkilenmiştir. Yönetmen filmlerinde buradan aldığı, buralardan taşıdığı, yani özellikle Rus edebiyatından ve Batı edebiyatından taşıdığı belli bir takım kodları filmlerinde kullanmıştır. Burada Zen Budizmi ile ve kadim doğu öğretileriyle paralellik taşıyan bir diğer unsur da kendi sinemasını Akira'nın kendi sinemasını yol olarak tarif etmesidir. Bu da kadim doğu öğretileriyle bir paralellik taşımaktadır Akira ile beraber. Burada Akira'nın çocukluğunda etkili olan iki unsur var. Bu da babası ile abisi. Ciddi ve bilinçli bir şekilde Akira'yı sinemaya ve edebiyata karşı, edebiyata doğru yöneltiyor. Bu iki unsur, yani Akira'nın çocukluğunu inşa eden iki temel unsurdan bir tanesi. Zaten Dersu Uzala filmi de bir Rus kaşifin günlüklerinden derlenerek yapılmış bir filmdir. Burada da etkisini görebiliyoruz. Yani filmlerinde doğayla dolayımsız bir irtibat kurmuştur. Bunu özellikle Dersu Uzala ve Rashomon filminde görebiliyoruz. Ve karakterlerin ahlaki eğitimi üzerine durmuştur yönetmen. Burada Rashomon ve Dersu Uzala filminde yönetmenin bütün bir düşünüş ve sinemayı kavrayış biçiminin haritasını çıkarmaya çalışacağım şimdi. Ve bunlar da bu işe yarayan filmlerdir. Rashomon'da genel olarak, genel hatlarıyla yalanın ontolojisi üzerine düşündürtmüş.
Ve Dersi Uzala filminde de doğa ile irtibata geçen, daha doğrusu doğayı filmi içine katan bir yönetmen figürü sergilemiştir. Rashomon filmine geçersek, Rashomon filminde burada Japon yazar, Japon hikayeci Akio Tagawa'nın iki hikayesi esas alınarak bu film çekilmiştir. Burada Rashomon sözcüğü kalenin dış sınırlarının, Rajo sözcüğü daha doğrusu, kalenin dış sınırları anlamına gelmektedir. Ve Rashomon da bu dış sınırların hizasında kalan kapı anlamına gelmektedir. Yani bir kapıyı temsil eder Rashomon. Hikaye şöyle başlar. Soylu bir kadının ve kocası, samuray olan kocasının öldürülmesi ve soylu kadının da tecavüze uğraması ile başlar. Ve hırsız da Tajamaru adında bir hırsızdır. Filmin düğümlendiği noktalardan bir tanesi de şiddetli yağmurdan korunmak için Rashomon kapısına sığınan olayın iki görgü şahidi ve bir diğer vatandaş olan rahip ve oduncunun olay üzerine düşünmeleridir. Yani filmin can alıcı noktalarından bir tanesi. Yani burada rahibi özellikle düşündürten şey bu olay üzerine mahkemede herkesin kendini yalan söyleyerek kurtarmaya çalışması, yani yalanla kendisini yalan üzerinden kendisini inşa etmeye çalışmasıdır. Hatta olaya şahit olan, yani herkes ve hatta bir aracı vasıtasıyla maktul dahi kendini haklı çıkarmak için yalana başvurmaktadır. Ya burada önemli olan şey Rashomon kapısında rahibin de oduncunun düşünmeleri, tefekkür etmelerinde önemli olan şey insanlara olan inancın kaybolması, savaşlardan, afetlerden ve yıkıcı şeylerden daha kötü olan şeyin, yani yalanın ortaya çıkmış olmasıdır. Yani yalan üzerinden kendini inşa etmenin hasıl olmasıdır, ortaya çıkmasıdır. Filmin bir diğer önemli hususu da filmde niçin ormanın kullanıldığıdır. Kurosawa filmde ormanın kullanılmasını şöyle açıklıyor. İnsan kalbinin bu tuhaf dürtüleri incelikli bir ışık ve gölge oyununun kullanılmasıyla ifade edilecekti. Filmde kalplerinin çalılığında yollarını kaybeden insanlar daha geniş bir ıssızlıkla dolaşacaklardı. Bu yüzden ben de olayı büyük bir ormana taşıdım, yani demektedir. Ormanın önemini bu şekilde açıklamaktadır yönetmen. Rashomon filmi yönetmenin sessiz filmleri araştırması sonucu çekmeye karar verdiği bir filmdir. İşte bu yüzden görsel üslup hakim, ciddi manada hakim bir filme. Hareketler çok abartılıdır. Seyirciye duygularını hissettirici bir biçime bürünmüştür. Çünkü filmde anlatılmak istenen şey kelimelerle ifade edilmesi mümkün olmayan şeylerdir. Yani bir yalanı anlatabilecek en güzel şey ifadelerdir. Abartılı hareketlerdir. Yazar bunu tercih etmiştir ki kendisi de, yönetmen bunu tercih etmiştir ki kendisi de resimsel bir üsluba sahiptir zaten çektiği filmlerde. Zen Budizminden bahsetmiştik. Rashomon'un Zen Budizmiyle çok yakın bir bağı vardır, irtibatı vardır. Burada Zen Budizminde konuşmanın olumsuz bir tavır olarak lanse edilmesi, ahlaki yüceliğe erişmede dilsel bağlardan arınılması inancı hakimdir. Yani bu Zen Budizminde hakim olan inanç budur. Ve kavramsallaştırmaya güvenilmez, dilin özü itibariyle bir bütün olan dünyada yapay ayrımları pekiştirdiği düşünülür.
Rashomon filminde etkili olan bir diğer unsur da yağmurdur. Ki Akira'nın hiçbir filminde yağmur ve doğa olayları naif bir şekilde ele alınmamıştır. Gayet abartılıdır, şiddetlidir. Yani hiçbir şekilde zayıf bir şekilde ele alınmaz. Sağanak ve şiddetli bir fırtına vardır Rashomon filminde de. Yani yağmurun azgınlığı da, Rashomon filminde geçen yağmurun azgınlığı da tıpkı oyuncuların abartılı oyunculuklarına benzemektedir. Yani Rashomon filmiyle yönetmenin murad ettiği şey, yalanın ontolojisi üzerine düşündürtmek ve bunu resimsel, görsel bir üslupla yapmak, bunu sessiz filmlere atıfla gerçekleştirmektir. Bir diğer film olan Dersu Uzala'da ise bir Rus kaşifin günlüklerinden esinlenilerek çekilmiştir. Filmde üç ana karakter vardır, üç ana tip vardır, insan vardır. Bunlardan bir tanesi bilge bir karakteri canlandıran Dersu Uzala'dır. Ve diğeri de onunla dostluk kurmuş kaşif Arseniyev'dir. Ve diğeri de Arseniyev'in askerleridir. Film Usturu bölgesini araştıran kaşif Arseniyev'in tanıştığı avcı ve tuzakçı Dersu Uzala'nın dostluğunu inceliyor aslında. Filmin bir diğer özelliği de uzun bir zaman sonra yönetmenin sinemasında yaşadığı felsefi çıkmazlara bir son verebilmek için çektiği bir film olmasıdır. Önemi burada yatmaktadır aslında filmin. Filmin merkezinde yer alan karakterlerden bir tanesi ve en önemli karakter aslında Dersu Uzala karakteridir. Topluma pek bir bağ olmayan bir karakterdir. Ormanın ruhuna inanıyor. Ve asosyal, bilgeliği tamamen asosyaldir. Aslında Dersu, Kurosawa'nın filmlerinin karakteristik kahramanlarından bir tanesidir. Ancak daha önceki filmlerinde yansıtılan toplumsal duruş ve kahraman arasındaki ilişki bu film için geçerli olmamıştır. Yani Dersu diğer Kurosawa kahramanları gibi Don Quixote'vari bir tavır takınmaz. Tinsel karakteri güçlü ve ormanda yaşayabilmenin cömert olmak ve ormanın ruhuna aykırı gelmemekle mümkün olabileceğini düşünen bilge bir karakterdir. Ki filmin çoğu sahnesinde de bunu dışa vurur. İşte ateşle ve kaplanla konuşma sahneleri bunu dile getirir, bunu anlatmaya çalışır. Kurosawa'yı bahsetmeye çalıştığım bu iki kahraman tipinden, yani bir tanesi toplumun kurallarına, resmileşmiş normlarına karşı gelen ve değiştirmeye çalışan karakterden ziyade Dersu karakterini iten sebep neydi? Ona biraz bakarsak. Burada yönetmenin sinemaya atfettiği düşüncelerinin değişmesi yatmaktadır. Bu düşünce, Dersu'yu iten sebep aslında budur. Yönetmenin Dersu Uzala filminden önce topluma, yani sinemaya atfettiği topluma müdahale etme, dönüştürme fikri Dersu Uzala filmiyle beraber tersine çevrilmiştir. Aslında fikrinin çöktüğünün, bu projenin çöktüğünün bir imzasıdır, bir belgesi konumunda yer almıştır. Yani Dersu karakteriyle vermek istediği bir mesaj vardır Akira Kurosawa'nın. Bu mesaj da Dücane Cündoğlu'nun belirttiği gibi metafiziğini yitirmiş bir dünyanın çocukları acınacak bir durumda demiştir. Yani aslında görünmez bir şekilde bize Akira Kurosawa bunun mesajını vermeye çalışmıştır. Çünkü filmin geçtiği dönemde tarihi yapılar modern yapılar yavaş yavaş hakim olmaya başlamıştır. İnsanın doğayı tahribi, ihlali artmaya başlamıştır. Gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Yani insan doğaya müdahale etmeye başlamıştır açıkçası. Yani filmde doğanın haşmeti ve insanın ötesi enginliğini resmetmek
Derson'un benimsediği ve bu koşullarda hayatta kalmasını sağlayan ahlak kurallarını tasvir etmek filmin amaçlarından bir tanesidir. Burada iki ayrım göze çarpıyor. Bir tanesi Derson'un doğada yaşaması, ormanda yaşaması ve Arseniyev'in şehir hayatı içerisinde kalması ve doğaya tahrip meselesinde, yani ormanı tahrip etme, keşfetme meselesinde bir maşa olarak kullanılmasıdır. Bunların samimi bir dostlukları vardır. Fakat ikisi de ayrı yöne giden iki yolcudur. Fakat talihsiz bir şekilde Derson'un gözlerinin bozulması ve ormanda kalamayacağını anlamış olmasından sonra Arseniyev'in daha önceden yapmış olduğu teklife kabul etmek zorunda kalmıştır. Yani şehirde yaşama teklifini kabul etmek zorunda kalmıştır. Burada Stephen Trent'in ifade ettiği gibi Dersu filmi Kurosawa'nın sevdiği her şeyin ölümünün yasını tuttuğu bir filmdir. Çünkü bu filmle beraber Kurosawa'nın inandığı sinema anlayışı değişmiştir. Bunu Dersu Zola ile belirtmeye ihtiyacı duymuştur. Ve doğanın tahrip edilmesi meselesini irdelemiştir. Yani sonuç olarak Akira Kurosawa kendi kültüründe var olan doğaya hürmet geleneğini ve kadim doğu öğretileriyle olan görünmez bağını filmlerine dile getirmiştir. Bunun en net örneklerinden bir tanesi de Rashomon ve Ders Uzala filmidir. Yani burada söyleyebileceğim Ders Uzala filmiyle doğaya müdahaleyi anlatmış ve Rashomon filmiyle yalanın ontolojisi üzerine düşündürtmüş. Kurosawa aslında felsefi düşüncelerini filmlerine aksettirmiş ve kendi geleneğiyle irtibata geçme çabası içerisinde her zaman bulunmuştur. Teşekkür ederim. Burak Asunlu için teşekkür ediyoruz. Burak, gelenek ve hurafe üzerinden Akira Kurosawa incelemesi başlıklı sunumunu yaptı. Ve Rashomon ve Dersu Uzala filmleri üzerinden yaptı bunu. Burada işte geleneksel anlatı, kadim öğreti ile işte modern tahayyüller arasındaki farklılaşma, geçiş. Bunun iki filmin farklılıkları üzerinden yani nasıl anlaşılabileceğine dair bir yorum sundu. Teşekkür ediyoruz. Sonra soruları alacağız zaten. Üçüncü sırada da Evşen Çerkeşli arkadaşımız. Başkanın Adamları filmi üzerinden örnek sinema-iktidar ilişkisi okuması adlı sunumunu yapacak. Tekrar hoş geldiniz. Ben şöyle anlatayım özetini daha sonra filmin konusuna geçeyim. Malum işte 2. Dünya Savaşı'ndan beri sinemanın bir propaganda aracı olarak kullanılması ve iktidar tarafından araç sağlık unsur olarak görülmesi, hatta devletli olarak tanımlanması bilinen bir gerçektir. Ben buradan hareketle haberin üretilen bir şey, yırtılan bir şey, hatta işte tırnak içinde en başta bir nesne olarak konumlanması gerçeğinden hareketle baktım ve biraz da Başkanın Adamları filmini seçtim. Bu filmin orijinal adından da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bize çevrildiğinde anlamı biraz kayboluyor ama o anlamla da ilgili aslında üstünde durulması gereken noktalar var. Walk the dog, yani köpeği salla, aslında işte tabii ki daha akıllı olan köpektir ve kuyruğuna hükmeder ama kuyruk mu acaba hükmeder ve yönetir, şekillendirir ve bizim gördüğümüz acaba hangisidir, hangisine maruz kalırız, muhatap oluruz? Bu gibi soruları sorgulayan, tabii ki kendi içinde ben teknik yönü hiçbir şekilde değinmeyeceğim filmin. Sadece tamamen söylemi nasıl anlatmış, yaşadığımız dünyaya dair o muğlaklığı tartışacağım bir alan olarak gördüm, değerlendirdim. Ve her zaman için işte iktidarın medyayla olan bağı, gücü elinde tutanın söyleminin bas bas bağırdı ve bizden onlara maruz kaldığı gerçeğinden hareket ettim. Burada da yararlandığım temel kaynak Baudelaire'ın Simulacre ve Simülasyon kitabı oldu. Çünkü oradan bir alıntıyla başlamak istiyorum. Kitabın hemen girişinde bununla başlatır.
hakikat ortada bir hakikat bulunmadığını gizlemeye çalıştığında simülakırların hakikati gizleme şansı yoktur. Simülakır hakikat demektir. Yani film aslında tam da bunun üstüne biraz kuruluyor. Yaşadığımız gerçek ne, hangisi gerçek, ne kadar gerçek, elimizden kayıp giden ve sürekli bir muğlaklık, kayfak bir zemin üstünde işte yaşadığımız dünyayı, haberleri, gördüklerimizi, görüntüleri, görüntülerin arkasını işte sorgulama yeten bir film diyebiliriz. Bu alıntıdan hareketle ve filmin de hemen ilk sahnesine geçmek isterim. Başta da dediğim gibi kitlelere yön verme, onları manipüle etme, nasıl düşünmeleri gerektiği değil ama belki ne düşünmeleri gerektiğini itme gücü açısından kitle iletişim araçları çok fonksiyoneldir ve her iktidarın, gücü elinde tutan kitlenin, erkin diyelim ki, mutlaka yönettiği ve müdahil olduğu bir alandır. Bunun için film siyah fonda beyaz yazıyla, arka arkaya gelen üç cümleyle başlar. İlk cümle şöyledir, der ki, neden köpek kuyruğu sallar? İkinci cümle, çünkü köpek kuyruktan daha akıllıdır. Ve üçüncü cümle, eğer köpek kuyruktan daha akıllı olsaydı, köpek kuyruk köpeği sallardı. Yani yine görüyoruz ki ideoloji, söylem, sinema, iktidar hep bir bağ var aralarında ama neyi ne kadar güveneceğiz, neyi nasıl alacağız, içimize sindireceğiz, hiç güvenebileceğimiz bir alan kalmayacak mı gibi hani sorulara salan bir film diyebiliriz aslında. İronik de bir anlatısı var ama tabii ki bir komedi diyebileceğimiz bir film değil. Zaten benim de derdim burada türe dahil etmek değil filmi. Ama pek çok şeyden beslenmiş diyebiliriz o anlamda. Filmin konusuna geçersek, mutlaka izleyenleriniz ve bilginiz vardır diye düşünüyorum ama hatırlatmakta fayda var. Seçimleri 15 gün kala, başkan hakkında bir ateş böceği kızına cinsel tacizde bulunmak suçuyla bir haber yayılır. Yani tabii ki haber önce başkanın arka plandaki ekibine ulaşır, henüz kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Hemen bir danışman ve burada Robert De Niro'nun oynadığı Conrad Green karakteri, Connie diye hep seslenecek kendisine film boyunca. Hemen ekibi toplar. Ekip artık A'dan Z'ye yani jest, mimikten, renk, tavır, her türlü harekete ve atılacak her türlü adıma kadar kontrollü ve önceden karar vererek gitmek ve böyle bir kampanya oluşturmanın adımlarını hemen orada başlatır. Ve ilk olarak hazır başkan da Çin'deyken ve bu haber de kamuoyuyla paylaşılmamışken öncelikle biz o haberden öteye geçerek başkanın hasta olduğunu duyurmalıyız. Böylelikle ve bir gün gelişinin gecikeceğini haberdar etmeliyiz. Nasıl diyeyim ki kamuoyuyla bunu paylaşmalıyız. Bu sayede edineceğimiz 24 saat bizim stratejimizi belirlemede çok kritik olacaktır ve bize yeterli süreyi verecektir der. Çünkü insanlar hasta olduğu için gelemiyor önce de öğrenirlerse taciz suçlamasından kaçtığı için gelmiyor düşünmezler diye düşünüyorlar. Ve hemen bu esnada ekibe bir kişi daha katılıyor. O da Stanley Mods karakteri. Bunu da Dustin Hoffman oynuyor. Zaten bir Hollywood yapımcısının tekrar bu işlerin yani bu işlerin içine dahil edilmesi kurmacanın, kurgunun işte o simulacre dediğimiz şeyin ya da hani gerçeğin hangisi olduğuna dair soruları işte hemen başta zaten belirsizleştiren ve güvensizleştiren bir alan açıyor izleyici için. Ve tabii ki biz karşı tarafta diğer başkan adayının da bu kampanyayla alakalı kışkırtmalarını ve bunun açığa çıkmasıyla ilgili çabalarını görüyoruz. Ama tabii en başta söylediğimiz gibi güç kimin elindeyse medya araçları, kitle iletişim araçları ona hizmet edip daha çok onun sesini duyurduğundan biz karşı propagandaya çok fazla maruz kalamıyoruz. Çünkü baskın sesi duymak tabii ki çok daha olası. Bu esnada kurulan senaryo şöyle oluyor. Bir cinsel taciz suçlamasını bu kadar hassasiyet ve kutsalı olan bir konunun önüne geçebilecek tek konu olsa olsa bir savaş varlığıdır. Hemen bir kurmaca savaş bir senaryo üretiyorlar. Yani önce buna karar veriyorlar. Zaten tık 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 hemen düşünüyor. Yani evet savaş olmalı. Kiminle olmalı peki? Ne olmalı? Hiç gerekçesi hiçbir şekilde tartışılmıyor. Gerekçesi konumlandırılmıyor. Sadece kiminle olabilir? Bu kim? Neden seçilmiş olabilir? Nasıl bir etki yaratacak? Bunlara bakıyorlar. Ve tabii ki bir Amerikan bilinçaltı korkusuyla Müslümanlardan gelebileceğine inanılan bir tehlikeyle ve kamuoyunun az tanıdığı, çok daha bilinen baskın bir ne bileyim yani niye Mısır seçilmiyorun cevabını da şöyle veriyor. Arnavutluğu seçiyorlar. Niye? Çünkü Arnavutluk kim? Yani kim Arnavutluğu biliyor diye zaten yanındakine ve ekibine soruyor. Sadece ismen biliyorlar. O bile yani bazen ismen bilinmesi bile bir şans oluyor. Hakkında bu kadar az şey bildiğimiz, sadece varlığını bildiğimiz
Müslüman, çoğunu Müslümanlardan oluşturan bir nüfusa sahip bir ülke var elimizde. Bunlar Kanada sınırında oluşturdukları bir eğitim kampıyla, yani oraya taşıdıkları işte, nasıl diyelim, harekatla Kanada sınırından bizim ülkemize bir tehdit uygulayacaklar senaryosuyla kampanya başlatılıyor. Yalnız burada sunumun hemen başında dediğim gibi atılacak her adıma o kadar kontrol ya garantici bir şekilde karar veriliyor ki, örneğin kullanılacak renkler, müzik, zaten müzik de çok önemli bir yer kaplıyor. Örneğin yeşil rengi seçmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü bir önceki sene ülkede en çok yeşil renk arabalar satılmış. Demek ki güven uyandıracak renk yeşildir diye düşünüyorlar gibi. Çok detay ama her şeyle dolu dolu bir kampanyayla işte savaşa dair haberler sürülmeye başlanıyor. Burada tabii aslında olmayan ama hani isminin böyle cafcafından çok da sorgulamayacağımız bir B-3 savaş uçağı ile güya saldıracakları falan da ortaya atılıyor. Yani böyle bir uçak yok ama bu var mı yok mu zaten bizim de şu anda böyle bir tanımlama duysak çok sorgulamayız. Çünkü teknik bilgimiz buna yetmez, belki de meraklanmayız bile yani. Uçak ismi mi? Uçak ismi işte, demek ki onun adıdır gibi düşünürüz. Nitekim bütün bu unsurları ve boşlukları, yani kamuoyundaki bütün o algı yönetimi ayaklarını bütün kılcallarına kadar kullanıyorlar. Ve bundan sonra zaten aradaki laflar gayet provokatif, yani işte savaş bir şov işidir diyor Koni ve sık sık şunu hatırlatıyor. Bir görüntüsü olması lazım bu işin diyor. Stanley de şunu birkaç kere soruyor. Yani aslında birkaç kere sordurtarak her seferinde bizim inandığımız gerçeklerin altını oymuş oluyor. Yani sen Körfez Savaşı denince bir dama düşmüş bomba görüntüsünün dışında ne hatırlıyorsun diyor. Yani yoksa acaba sadece o görüntü müydü? Görüntünün ardında başka bir şey yok muydu? Bize sunulan o görüntüyle biz yetindik mi gibi daha arkası gelen bir inançsızlığı arttıran soruları aslında sürüklemiş oluyor. İşte Oscar törenlerinden de dem vuruluyor. Yani onların tamamen bir gösterme, gösteriş işi oldu. Ve bizim o görünenle avutulup yetindiğimiz, çünkü bize sadece bunun sunulduğu soruları var sık sık. Dediğim gibi savaşa ait bir görüntünün, çünkü sözler unutulsa bile görüntülerin unutulmayacağı gerçeğinden hareketle bir görüntü oluşturmaya çalışıyorlar. Yani bir ikon edinilmesi, işte Gezi olaylarında kırmızılı kadının ikon olması ve unutulmaması gibi. Onlar da bir Arnavut kız, tabii ki ajanstan buluyorlar. Kızın ne reklamı için oynayacağından falan haberi yok. Hatta bunu daha sonraki işlerinde referans olarak kullanıp kullanamayacağını soruyor. Koni'den tehditvari bir şekilde imzaladığın şey, yani bunu asla kullanamazsın, hatta kullanmaya kalkarsan ölürsün gibi bir tehdit duyuyor. Kızın kucağına o anda ve masumiyeti iyice yansıtması için bir beyaz kedi yerleştirilmesi, arka fona konulan yıkılmış ev görüntüleriyle güya Arnavutluktaymış hissi yaratılması ve verilen müzikle de bu dramın, acının içinden sanki bu kız kaçıyormuş gibi işte o acı görüntünün hafızalara kazınması için manipüle edilmiş bir fotoğraf çekim sahneleri görüyoruz biz arka arkaya. İstenen cins ve renkte kedi bulunamadığı için diğer kedi ve köpekleri istemiyor Koni. Yani ben kesinlikle kedi istedim diyor. Kızın eline hem biraz kızın da inandırıcılığı altında ve zaten sonrasında oynama yapılacağı için bir cips paketi tutuşturuluyor. Kız güya cips reklamında oynadığını sanarken tabii ki onun o şaşkın, çaresiz ifadesi aslında haberlerde patır patır bir savaş ikonu olarak ve işte bunun acımasızlığının göstergesi olarak hafızalara yer ediniyor. Tabii ki kızın sarışın, solgun yüzü ve işte hani Arnavutluk, yani Arnavutmuş gibi görünmesi hani hiçbir şekilde göz ardı edilmiyor tahmin edeceğiniz gibi. Ve daha sonra burada yine bu simülasyon ve simülakır meselesiyle alakalı birkaç kere tabii ki vurucu cümlesi var Koni'nin ama bir tanesi şu, ona savaş mı ilan edeceğiz diye soruyorlar. O da hayır, savaş ilan etmeyeceğiz, savaşa gireceğiz diyor. Ve ABD 2. Dünya Savaşı'ndan beri hiç savaş ilan etmemiştir diyor. Yani bu aslında yine birkaç kademeli okunabilir. Birincisi bu hani tırnak içindeki gerçeğe ne kadar inandığını gösterebilir. O yarattığına taptığını gösterebilir. Ardından bu olayı makro düzeyde alırsak, yani mikro düzeyde alırsak, makro düzeyde aslında Amerika'nın her alanda pek çok müdahalesiyle bizim gördüklerimizin işte bu şekilde sunulan, servis edilenler olduğunu anlatabilir. Derken CIA işe el atıyor ve araştırmaları neticesinde böyle bir savaşın varlığını, zaten biz Arnavutluk'un da savunma istediğini falan duyuyoruz. Rakip başkanı da ufak ufak bir şeyler var burada, yani araştırın falan diyor ama tabii onların sesi az duyuluyor. Yine hakim olan kendi sesini bastırmış vaziyette. Ve CIA görevlisi Koni'yi yanına alarak şöyle, yani konuştukları bir yer geçiyor. Diyor ki,
bize göre ve bunu ulusal güvenlik de teyit etti, Kanada sınırımıza nükleer aygıt yok. Arnavutluk'ta da hiçbir nükleer aygıt yok. Zaten Arnavutluk'un böyle bir kapasitesi yok. Uydularımız Arnavutluk bölgesinde hiçbir gizli terörist eğitim kampına rastlamadı. Bütün dünya beklemedi ama savaş yok diyor. Ve Koni, pek çok yerde de okuduğum kadarıyla zaten hani filmin bir cümlesi, bir mottosu seçilse bu seçilir denmiş pek çok kişi tarafından ki bence de öyle. Diyor ki tabii ki savaş var çünkü televizyonda izliyorum. Yani işte zaten olay gelip buraya dönüyor. Yani televizyonda izlediğimiz her şey var mı? O zaman gördüklerimizin ne kadarı doğru? Bize sunulan hangi gerçek gibi sorular yine başlıyor. Ve Koni tabii ki bu anlamda tam bir profesyonel olduğu için başka sorularla olayı kendine çevirdiğini sanıyor ve bizim de sanmamızı sağlıyor kısa bir süre için. İşte insanların neden savaşa gireceğini soruyor CIA görevlisine. O da yaşam tarzımı risk altına görürsem savaşa girerim diyor. Peki daha önce böyle bir şey yaptın mı diye soruyor. Evet daha önce bunun için savaşa girdim diyor. Şöyle düşün bence diyor Koni CIA görevlisine. Önümüzdeki yüzyılın savaş gerekçeleri nükleer savaşlar olacak. İstersen bunu bir tatbikat gibi düşün ya da bir güvenlik denemesi gibi düşün diyor. Ve böyle birinin adamı hani ikna ettiğini falan görüyoruz. O konuşma sonlanıyor. Güya işte çıkıp açıklama yapmalarını isteyeceklerdi. Güya tutuklayacaklardı falan. O niyetle gelmişti CIA görevlisi ama o konuşma orada sonlanıyor ve rahat rahat onlar devam ediyorlar. Hatta Koni'ye yardımcı olan kadın şaşırıyor. Yani ne derler? Krizden fırsat çıkardın. Yani bunu bile başarabildin. Sana inanmıyorum falan diyor. Tabii ki arka planı işleme bitmiyor. Başkan Çin'den döneceği sırada çok daha melodramik bir hava yaratmak ve başkanın işte imajını pekiştirebilmek adına güya bir anneanne ve onun yanındaki torunun ve yine güya Arnavutluk'ta önemli bir tören olan bir hasat töreninden getirdiği bir demet buğdayı başkana sunması ve böylelikle başkanla o buluşmanın, o halk nezdindeki sempatikliğin yansıtılmasına dair bir senaryo çiziliyor. Hatta bununla ilgili başkan uçağın iniş yapacağı havaalanının yakınlarında yağmur yağmayacağı ama yağmur yağarsa görüntünün çok daha dramatik olacağı düşünüldüğü için başkanın uçağın iniş yapacağı alan değiştiriliyor. O noktada iniş yapılıyor, seremoni gerçekleşiyor ve başkan hatta kıza paltosunu veriyor falan. Her şey istenen şekilde ve ibreler yani seçimlere de bu arada tabii 11 gün, 9 gün falan gibi az süreler kalmakta. Hiçbir şekilde cinsel taciz zaten ortaya hani unutulduğu gibi üstüne bir de başkanın o yorumda herhangi bir düşme falan da görmüyoruz biz. Ama bir anda CIA savaşı bitirdiğini açıklıyor. Yani biz ikna edildiğini görmüştük. Burada bir tökezleme yaşanıyor. Ama tabii ki o kadar profesyonel ve inanmış vaziyetteler ki pes etmiyorlar. Bu defa da şunu şey yapıyorlar. Unuttuğumuz ne var diyorlar. Bizim senaryomuzun bir kahramanı eksikti. Evet savaş bitmiş olabilir ama kahramanımız orada esir kalmış olabilir diye. William Schuman adında bir kahraman icat ediyorlar yine. Ancak bu defa kahraman işlerini zora sokacak. Yani yine kahraman üstünden de çokça gönderme var. İşte güya Morse alfabesiyle tişörtüne cesaret anne, dayan anne mesajı gönderiyor. Bu kamuoyunda bir vatanperverlik hareketi yaratıyor. Herkes işte onun oradan salıverilmesi için bir kampanya başlatıyor. Eski pabuç adı verilen bir kampanya başlanıyor ve herkes eski ayakkabılarını toplu şekilde bulunan sahalarda, sokaklarda atıp, ağaç dallarını asıp yani o kampanyaya destek veriyorlar. ve bu sırada aslında yeni üretilen bir country müziğinin de 1930'lardanmış gibi arşivlere atılıp sonra 30'lardan gelmiş gibi arşivlerden çıkarılıp kampanyanın müziği yapılması durumu var. Yani her şey bir oyun ve oyun içinde oyun bitmiyor. Derken William zaten tecavüz suçundan içeriye atmış birisi. Yine onlara sorun çıkarıyor dönüş esnasında. Yolculukları epey meşakkatli geçiyor. Mecburen iniş yaptıkları bir noktada tekrar bir kadına tecavüz etmeye kalkışınca işler iyice sarpa sarıyor. Ve tecavüz etmeye kalkıştığı kişinin babası onu öldürüyor. Bu defa kahraman öldü ama yine son bir can havliyle kahramana askeri bir tören düzenlenerek yine iş cilalanmış vaziyette ve tamamen kendilerini kurtaracak şekilde sonlandırılıyor. Nitekim başkan rekor seviyede bir oy alarak seçimi kazanıyor. Ve başkanın baştan beri söylediği bir kampanya sloganı var. Irmak geçerken at değiştirilmez. Karşılığı yani bizde de Türk kültüründe de olan bir söz. Zaten insanlar da o korkuyla biraz kendine çekmişti. Yani yarı yolda bak
Başka bir değişiklik yapma. Şu anda giden sistemi bozma. Bunu yapma. Bu hatta tacizle suçlanmış biri de olsa yapma. İşte şöyle şöyle badireleri atlattığına inanabileceğin bir başkan da olsa yapma denmişti. Nitekim kamuoyunu bu isterleştirmiş ve seçti tekrar başkanını. Şimdi toparlamak adına ben bunu çok kısacık, yani tabii 97 yapılıyor ve aradan 17 yıl geçmiş. Devam ettirebiliriz. Yani zaten paranoyak hale gelmiş 11 Eylül ne kadar gerçekti, işte Irak Savaşı ne kadar gerçekti, yapılan filmler var bunun üstüne, Zero Dark Thirty gibi, Hurt Locker gibi, yani bunlara bakılabilir, bunlara verilmiş ödüller var. En son Argo'ya, yani neden bunlar seçiliyor, bunlara niye ödüller veriliyor? Hepsi tabii ki hep ucu açık ve tartışılmaya değer sorular. Ancak hepsinin birleştiği nokta, sanırım hani iletebildiğim şekilde, iktidarın her zaman o gücü yönettiği, manipüle ettiği ve kendi lehine gayet güzel kullandığı şeklinde. Ben bunu çok kısacık 30 Mart seçimleriyle bağladım. Orada da ilk tapenin verilme saatinden, yani herkesin evde olduğu, izleyebileceği ve bir gün sonra işe gidip okula gittiğinde yolda sokakta konuşabileceği o saatten tutup başlayarak, yani pek çok alanda yine bu işin nasıl ve ne kadar ince ince işlenerek kullanıldığına vardığımızda şöyle bir soru işaretiyle bıraktım. Yani 17 yıl geçti, teknolojik imkanları da arkasına alarak bu türlü iktidar medya, nasıl diyelim, üçgenleri ya da ikili ilişkileri varlığını sürdürüyor ve belki de şiddetlenerek sürdürecek. O zaman dedim ki acaba bu filmlerin suçu mu? Yoksa zaten öyle bir hayat yaşanıyor ya da sunuluyor ki durum bu mu diyerek bitirdim. Teşekkür ediyorum. Başkanın adamları filmi üzerinden örnek sinema iktidar ilişkisi okuması. Sunumunda aslında şey, siyasal iletişime dair bir filmi, yani bir kriz yönetimi, bir siyasal kampanyayı aslında tartıştık. Şimdi Abdurrahman Yazıcı bize Türk medyasında dış habercilik konuyu. Arkadaşlar, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Semerkant'ta çalışıyorum. İlgi alanım olarak Türk medyasında dış habercilik konusunu size anlatmaya gayret göstereceğim. Bunu seçmemizde özel bir gaye var. Çünkü gazeteciliğin malumunuz üzere birçok dalı var. Fakat bu dalların içerisinde işte siyaset, ekonomi, dış politika, bu da o dallardan bir tanesi. Fakat dış politikanın şöyle bir özelliği var. Siyaset konularında, mesela ekonomi konularında biz farklı farklı görüşlere sahip olabiliriz. Fakat dış politikayla dış haberciliğin özellikle aynı kulvarda ilerlemesi gerektiğini düşündüğümüz için böyle bir konuyu seçtik. Bu iki alanın arasında, gündemden bağımsız olarak kullanıyorum bu kelimeyi, bir paralellik söz konusu olması gerekiyor. Bu paralellik her iki alan içinde varoluşsal bir sorumluluk olarak tanımlandı tarafımıza. Bunun da bir sebebi var. Çünkü eğer dış politika halka rağmen bir dış politikanın meşruiyetsizliği ile devlete rağmen, siyasete rağmen, gazeteler tarafından sadece yürütülen bir dış politika arasında meşruiyetsizlik babında hiçbir fark olmadığını düşünüyorum. O yüzden de Türk medyasında dış habercilik konusunu ele alırken hem uluslararası camiadan hem de ülkemizden bazı örnekler kullandım. Yani özellikle son dönemde ülkemizin etrafında cereyan eden hadiselerde bu konuları sık sık örnek olarak metne yerleştirdik. Türk medyasında dış habercilik derken, Türk medyasından kastettiğimiz şey genel kabule göre gazeteler ve televizyonlar. Hem kamuoyu oluşturma hem de kamuoyu oluşturulan kamuoyunlar veya oluşturdukları kamuoyunu yönlendirebilme kabiliyetlerine göre en yaygın olanları hangileri? Gazeteler ve televizyonlar, genel olarak söylüyorum. Türk medyasından kastettiğimiz, Türk medyası içerisinde yer alan ulusal gazeteler ve televizyonlar. Dış habercilikten kastımız ne? Siyaset, ekonomi ve uluslararası ilişkiler haberlerinin incelenmesi. Bu Türk medyasında dış habercilik konusunu ele alırken burada bir kavramsal tanımlama yapmamız gerekiyor. Dış haberciliğin en iyi tanımlaması, toplumlar arasındaki enformasyon akışının medyanın işlevselliği ile sağlandığı alan. Dış haberciliği biz böyle yorumladık.
toplumlar arasındaki enformasyon akışının medyanın işlevselliğiyle sağlandığı alan. Nasıl oluyor? İşte hepimiz ortada bir dış haberciliği takip ediyoruz, dış haberleri takip ediyoruz. Başbakanlar, ülkelerin dışişleri bakanları değil mi? Konuşuyorlar. Farklı farklı ülkelerden ziyaretler oluyor. Bunun haricinde uluslararası haber ajanslarının, uluslararası medya kuruluşlarının, gazetelerin, televizyonların sunduğu bazı haberler var. Bunlardan yola çıkarak bu kanıya vardık. Dünya genelindeki en hızlı enformasyon akışı malumun üzere nereden sağlanıyor? Medya üzerinden. Medyanın hangi unsurları üzerinden? Tabii ki uluslararası medyanın ana unsurları olan, ana saç ayakları olarak tabir edeceğimiz gazeteler, uluslararası gazeteler, uluslararası televizyonlar. Bunların da tabii ki besleme kaynağı neler? Uluslararası haber ajanslar. Dünyanın en büyük, yaklaşık dünyadaki enformasyon akışının %85'ini ellerinde tutan, özellikle Batı kökenli, ki çoğu böyle, bir tartası hariç, %85 enformasyona sahip hangisi? Uluslararası haber ajansları. Bunlar neleri destekliyor? Uluslararası televizyonlar, uluslararası gazeteleri destekliyor. Şimdi dış haberciliğin yapıldığı ülkeler dış haberciliğe bir alan çiziyor. Şimdi demokratik yönetimle yönetilen bir ülkedeki dış haberciliğin alanı ile işte yani böyle baskıcı diyelim biz ona, kısaca baskıcı yönetimle yönetilen bir ülkenin sağladığı dış habercilik alanı aynı olmuyor. Niye aynı olmuyor? Haliyle birinin geniş alanı anayasa çerçevesinde değil mi? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 1950'de kabul edildiğine göre ne yapıyor? Medyayı bir dördüncü erk olarak kabul edenlerle baskıcı ülkenin dış haberciliğe ayırdığı alan tabii ki de farklı oluyor. Ülkemizdeki duruma bir bakalım. Dünyadaki enformasyon akışında ülkemiz nerede? Hangi konumda yer alıyor? Bunu aslında anlamanın çok kolay bir yolu var. Uluslararası haber ajanslarına bakalım. Ana kaynak onlardı ya hani haber kaynakları. Uluslararası haber ajanslarının mülkiyet yapılarına, uluslararası televizyonların ve gazetelerin mülkiyet yapılarına baktığımız zaman aslında Türk medyasının uluslararası enformasyon akışında ne kadar gerilerde yer aldığını, yani tüketim bakımından değil, üretim bakımından ne kadar gerilerde yer aldığını görmemiz çok mümkün olacak. Fakat burada TRT ve Anadolu Ajansı haberciliğini bir kenara ayırarak hemen onları özetlemek gerekiyor. TRT'de şöyle güzel bir durum var. Resmi bir haber ajansı, resmi bir haber kurumu, resmi kurum olduğu için daha doğrusu içerisinde haberi de barındırıyor, geniş bir kurum. İşte başbakan, cumhurbaşkanı, meclis başkanı veyahut da diğer diplomatik ilişkiler neticesinde protokolleri imzalanıyor. Farklı ülkelerin haber ajanslarıyla, farklı ülkelerin resmi kurumlarıyla, medya kurumlarıyla protokoller imzalanarak ne yapmaya çalışılıyor? O ülkenin, yani ülkemizin, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin enformasyon hinterlandını genişletmeye çalışıyor. TRT Haber, TRT bunun bir özelliğini teşkil ediyor. Hani dünyadaki çok fazla etkili değiliz dedik ya, üretim bakımından. Bir de Anadolu Ajansı'nı inceleyelim. Anadolu Ajansı'nda da şöyle bir durum var. Anadolu Haber Ajansı dünyanın farklı farklı yerlerinden haberler üretiyor. Fakat sadece ofisinin elemanlarının bulunabildiği, biliyorsunuz büyükelçiliklerimizde aynı zamanda bu tip elemanlar da istihdam edilebiliyor. Sadece bu belli bir alanlarda Anadolu Haber Ajansı'nda haber paylaşımı yapıyor. Bunun haricinde bölgesel haber ajansları. Bir örnek veriyorum. İRNA, İran News Ajansı 1. ASEAN, aynı zamanda siyasi bir kuruluş olarak biliniyor, isimleri karıştırılabilir. ASEAN diye bir başka bir, yine Güneydoğu Asya'da kullanılan ne var? Medya Haber Ajansı, Haber Ajansları Birliği var. Buralarla ilişkiler sağlamak suretiyle o uluslararası haber ajanslarında TRT veya Anadolu Ajansı'nın bu nedenlerden dolayı bir farklılık olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Fakat bunun haricinde yine incelememiz gereken ülkemizde yayınlanan gazetelerin bazılarını Avrupa'da ve Amerika'da da yayınlanıyor, dağıtılıyor olduğu hakikat. Bir başka unsur ne? Bir başka unsur yine ülkemizde görev yapan bazı muhabirlerin, uluslararası medya haber ajanslarının muhabirlerinin ve bizim yerli muhabirlerin uluslararası haber ajanslarına yapıp gönderdiği bazı haberler var. Şimdi uluslararası haber enformasyon dağılımını incelerken bunlar da önemli. Çünkü niye? Bizim ülkemize nasıl anlatıldığı, dışarıya buradan nasıl haber gittiği de bunlar üzerinden. Yani uluslararası bilgi de bu dönüşümde bizim nasıl yer aldığımızı da inceliyor.
Tabii ki Türk televizyonlarının biliyorsunuz TürkSat uyduları her geçen gün artıyor. 2013'de tekrar gönderildi. Bu son gönderilen TürkSat uydusuyla birlikte artık nerelerde yayın yapıyoruz biz? Kafkaslar, Orta Doğu, Avrupa'nın tamamı ve Kuzey Amerika'nın doğu kısmında yayın yapabiliyoruz. Bu da yine o uluslararası haber akımında biraz farklılık ön plana çıkıyor. Şimdi Türk medyasında dış habercilik konusunu şöyle yeterli seviyede olup olmadığını tartışıyoruz. Ve bu yeterli seviyeyi daha yukarıya nasıl taşımamız gerekiyor? Bunu tabiri caizse bir kafa yormamız gerekiyor. Biz de zaten bu amaçla bu konuyu incelemeye çalıştık. Bunu incelerken bir örnek verelim. Somut olsun. Elimizde bir somut örnek. Hepimizin önünde cereyan etti. Hepimiz vardık. Hepimiz yetiştik o döneme. Arap Baharı diye bir dönem yaşadık. Belki de Arap tarihinde, eminim benden iyi biliyorsunuz Arap tarihini. Arap tarihini belki de son 300-400 yılda Arapların yönetime başkaldırdığını ilk defa şahit oluyoruz. Cezayir'deki Fransızlara karşı başkaldırıyı saymıyorum. Bu şekilde kendi yöneticilerine Arapların topyekun bir şekilde başkaldırdığına ilk defa bu dönemde şahit olduk. Arap Baharı hem sosyolojik hem jeostratejik hem stratejik hem ekonomik hem de siyasal manada çok büyük köklü değişiklikler ki inşallah yaşarsak zaten bunları göreceğiz. Çok büyük köklü değişiklikleri bünyesinde barındıran, bunlara gebe olan bir sürecin başlangıcı aslında. Bu Arap Baharı'nın Türk medyasında nasıl yer aldığına dair örnekler üzerinden ülkemizdeki dış haberciliği anlatmaya gayret göstereceğiz. Arap Baharı'nın maalesef başladığı günlere bir gazeteci olarak üzülerek söylüyorum ki biz Türk medyası olarak Arap Baharı'nın yaşandığı coğrafyada yer alamadık. Ne zamana kadar? 13 Ekim'de Kahire'de, Köprü'de askerlerin sivil halkı katlettiği güne kadar. O zaman NTV sağ olsun, Anadolu Ajansı ve TRT buralara muhabir gönderdi. İşte ilk defa uluslararası haber ajanslarından sıyrılarak bizim oradaki Anadolu Ajansı'nı kastediyorum. Oradaki temsilciliğimizin yeterli olmadığına kanaat getirerek bizim oradan haber sahasından haber topladığımız gün. Mısır için konuşuyorum. Arap coğrafyası bunun için bir dönüm noktası oldu. Arap Baharı maalesef Türk medyasında geniş bir şekilde tartışılamadı. Ne zaman? Başlangıç itibariyle. Yani haber olmuş. Olay başlamış, Arap Baharı başlamış, devrimler yaşanmış, Hüsnü Mübarek gitmiş, işte Zeynel Abidin Bin Ali gitmiş. Ondan sonra oturduk bir siyasi tartışmaya medyada başlıyorsak bu bizim için büyük bir eksiklik. Bunu Arnavutluk yapabilir, aklıma geldiği için söylüyorum. Bunu Fransa da yapabilir, bunu Endonezya da yapabilir ama bunu Türkiye yapamaz. Niye yapamaz? Çünkü biz isteyelim ya da istemeyelim. Siyasi ayrımcılıktan, siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak söylüyorum. Biz 1000 yıldır bu coğrafyanın içerisindeyiz. Eğer bu coğrafyanın içerisindeysek bu coğrafyayla ilgili olmamız lazım. Bir medya olarak da, medya camiası olarak da bu toplumdan bir haber olamayız. Yani şöyle bir durum söz konusu olamaz, bunun telafisi olamaz. Biz Mısır'dan haberleri Reuters Haber Ajansı, AP, AFP üzerinden, İtartaş üzerinden alamayız. Bizim öyle bir lüksümüz yok yani. Eğer buradaysak bizim bu haberleri almamız lazım. Kaldı ki biz uluslararası enformasyon dağılımında dengesizliğinin tarafımız lehini değiştirilmesi için uğraşıyoruz. O zaman tüketici olmaktan çıkıp biraz da üretici olmaya gayret gösteriyoruz. Hızlı hızlı gidiyorum. Bir başka örnekle devam ediyorum. Muhammed Mursi'nin seçilmiş ilk demokratik, Mısır tarihinde seçilmiş ilk demokratik cumhurbaşkanı. Askeri darbeyle yönetimden, iktidardan uzaklaştırıyor. Fakat maalesef medya burada bir darbeden söz edemiyor. Ta ki ne zaman söz ediyor? İşte şimdi idamlar falan başladı. İşte Mısır Cumhurbaşkanı cezaevine götürüldü. Kitlesel katliamlar var. Bununla alakalı bir kampanya başladı. Süreç çok yavaş ilerliyor. Çünkü haberin kaynağını siz üretmediniz. Haberin üretildiği esnada siz yoksunuz. Üretenler arasında değilsiniz. Mısır burada önemli bir konu. Özellikle bunun altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz Mısır'la farklı farklı ilişkilere sahibiz. Dini, kültürel, siyasal ilişkileri bir kenara bırakıyorum. Bir, Doğu Akdeniz jeopolitiğindeki durumumuz. İki, Doğu Akdeniz jeopolitiğinden kasıt ne? Milyarlarca dolarlık Doğu Akdeniz'de çıkan ve Avrupa'ya bunu
satmamız gereken bir doğalgaz meselesi var. Bir petrol meselesi var. Kıta sahanlığında Mısır'la Türkiye'nin işbirliği yaptığı esnada hem Türkiye hem Mısır hem İsrail hem Lübnan hem de Suriye. Buradan üzerine düşen pay alabilecek seviyedeydi. Fakat maalesef o konuya girmeyeceğim. Çok detaylı bir konu. Bugün o dengesizlik bozulduğu için hem Türkiye hem Mısır hem Lübnan hem Suriye aleyhine döndü bu mevzu. Devam ediyorum. Bizim Mısır'la başka bir ilişkimiz daha var. O kadar bir ilişkimiz var ki ticari manada. Bu da dış ticaretle alakalı. Burada fazla detayına girmeyeceğim. Fakat dış ticarette şöyle bir unsur vardır. Birbirlerini tamamlayan unsur. Mesela örnek veriyorum. Siz Mısır'a demir çelik veyahut da bir ülke demir çeliğin ham maddesini gönderirsiniz. Onlar size işlenmiş saz gönderir. Siz onlara işlenmiş birinci sınıf demir gönderirsiniz. Onlar size yassı çelik üretip gönderir. Dolayısıyla siz de Boğaz Köprüsü'nde bunları kullanırsınız. Veya da tam tersini düşünelim. Siz meyve suyu paketi üretirsiniz. Mısır'da muz üretilir. Siz alır bunu pazarlarsınız, Avrupa'ya satarsınız. Dış ticarette tamamlayıcı iki ülke arasındaki veyahut da birden fazla da olabilir, ikiden fazla da olabilir. Tamamlayıcı unsurlar bunlar. İşte bizim Mısır'daki 15 milyar dolarlık ticaretimizde bu tamamlayıcı unsurlar çok fazlaydı. Sonra ne oldu? İşte şimdi oraya geliyorum. Sonra Suriye meselesine geçiyorum. Niye? Çünkü Suriye meselesi az evvel anlattığım o dış ticaretle muazzam derecede alakalı. Suriye meselesinde Dışişleri Bakanlığı'nın gösterileri ilk bastığı esnada benim rüyalarıma girin. İnşallah hiçbiriniz öyle bir rüya görmezsiniz. Savaşın ortasındaydım. Suriye meselesi ilk başladığı zaman da Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından deklare edilen iki tane yol vardı. Birincisi ya Amerika'nın Soğuk Savaş yıllarında uyguladığı gibi el altından rejim değişikliğini destekleyecekti. İkinci seçenek ne? İkinci seçenek de bugünkü seçenek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dediği gibi ırmağı tersine akıtamazsınız. Bu sosyolojik bir hakikat. Eğer Arap Baharı'nın karşısına duramayacağını biliyorsanız akıllı olan hiç kimse o suya atlamaz. Nehri durdurmak için. O zaman biz de yapmamız gereken şeyi yapmaya karar verdik. Suriye'de rejim değişikliği değil. Suriye'de belli bir siyasi çizgi belirlememiz gerekiyordu. Buna geçtik. Dolayısıyla bizim o Akdeniz'deki kıta sahasındaki Orta Doğu politikasındaki mezhepsel jeopolitiğimiz, Doğu Akdeniz kıta sahasını dedik, uluslararası bizim Orta Doğu ile olan, bütün Orta Doğu ile olan, sadece Mısır Suriye değil, oralarla olan siyasi ve ticari ilişkilerimiz burada zarar gördü. Neden dolayı zarar gördü? İşte Mısır politikasında medyamızın dış politikadaki söylemi desteklememesi. Bakın burada hükümetin söyleminin desteklenmesi değil mevzu. Burada mesela bir siyasi mesele etrafında farklı farklı düşünebiliriz. Fakat eğer bir dış politikanın etkili olabilmesini düşünüyorsanız, mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 2015 yılında Türkiye'nin üye olması meselesi. Eğer bunu sizin Türkiye olarak, Türk medyası olarak üzerinize burada düşen vazifeyi yerine getirirseniz bu ne olacak? Bir birliktelik oluşturacak ve ülkemizin Expo'da olamadı ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde büyük bir, sağlam bir aday olduğuna şahit olacağız. Bunu da geçiyorum. Sonra ben hızımı alamamışım. 15 dakika olmuş. Toparlayacağım. Türk medyasında bazı sorunlarımız var dedik. Bu sorunlar üzerinden gitmemiz gerekiyordu aslında. Türk medyasındaki bu sorunlar Türk medyasının şu andaki gelişememesinin ana gayeleri. Mesela örnek veriyorum. Ben şimdi size sorsam uluslararası dergi sayın bana desem. Newsweek sayarsınız, Time sayarsınız değil mi? Foreign Policy sayarsınız. Bir sürü sayarsınız bana. Bu dergilerin şu anda ülkemizde olmaması bizim için büyük bir eksiklik. Medyamız açısından eksiklik. Medyamızdaki dış politika, özür dilerim, dış haberciliğin sunumu itibariyle 3 ana gaye, 3 ana sorun vardı. Bu 3 ana sorundan birincisi nitelikli eleman sorunu. Nitelikli eleman sorunu tabiri caizse eğer siz adama para vermezseniz, yetiştirmezseniz adam, o zaman adamınız olmaz. Uluslararası haber ajanslarında adam temin etmeye kalkarsınız, haber temin etmeye kalkarsınız. Birincisi buydu. Eleman eksikliği o zaman. Nitelikli eleman eksikliği. İkincisi nitelikli dış habercilik eksikliği. Bunun hala oturtulmuş olmaması, bir dış habercilik zihniyetinin Türkiye'de hala oturtulamamış olması. İkincisi bu, ikinci eksiklik bu. Üçüncü eksiklik de kamunun ve kamu dışı aktörlerin buradaki rolü. Kamunun aktörleri, bu biraz kapalı bir konu olabilir. Bunu da çok kısa açayım. Burada da şöyle bir unsur var. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Amerika'da
bir gazetecilerin bulunduğu, gazetecileri anlık bir şekilde bilgilendiren kurum var. Dışişleri Bakanlığımızda şu anda maalesef bu yok. Bunun olması gibi bazı unsurlar var. Devlet tarafından bunların desteklenmesi var. Uluslararası dergiler dedik, gazetelere, televizyonlarda verilen röportajlar gibi dergilere röportajların verilmesi meselesi var. Bu tüm bu eksikliklerin giderilebilmesi için çözüm yolları var. Bu çözüm yollarını eski medyanın eski unsurları, eski çalışanlarının yeni çalışanlarla birlikte bir araya gelerek çözüleceğine inanıyorum. Bunun haricinde mesela iletişim fakültesindeyiz şimdi. İletişim fakültelerine maalesef dış habercilikle alakalı ki çok aşırı derecede önemli olduğuna inandığım bir konu. Maalesef herhangi bir ders yok. Çoğunda yok. Türkiye'deki iletişim fakültelerinde bir ders yok, bir müfredat yok, ayrılmış bir alan yok maalesef. Üzülerek söylüyorum. Son olarak arkadaşlar, 4. sunumu dinliyorsunuz. Son olarak benim şöyle bir örnekle bitirmem gerekiyor diye düşünüyorum. Independent gazetesinin Orta Doğu muhabiri Robert Fisk diye bir adam var. Bu adam 70 küsur yaşında. Bu adam 30-40 yıldır şeyde yaşıyor, Lübnan'da. Haber üretip dünyaya haber satıyor. Fakat başka bir şey de anlatayım neyse. Bu Robert Fisk dediğimiz adam uzun yıllar burada ya, Türk medyasındaki dış haberlerin Arap Baharı'na kadar olan süreçte, özellikle Lübnan İç Savaşı'nda Türk medyasındaki haberlerin %85'ini tek başına bu adam sağladı. Nasıl sağladı? Independent gazetesine haber sattı, Reuters haber ajansına haber sattı. O haberler bize Anadolu Ajansı'ndan tercüme edildi. Anlaşması var ya, tercüme edildi. Anadolu Ajansı'ndan tüm Türkiye'ye geldi. Dolayısıyla bizim nereden beslediğimize bakalım, uluslararası haber akımında, akışındaki dengesizlikte nerede durduğumuza bakalım. Bunun gelişebilmesi için iletişim fakültelerinden tutun da devlete kadar, gazetelerden tutun da sivil toplum kuruluşlarına kadar gerçekten üstlenmemiz gereken birçok vazifenin olduğuna kanaat getirmiştim. Aslında o vazifeleri böyle özetle yazmıştım ama süre yetmediği için paylaşamayacağım sizle. Düzenleyen hocalarımızdan, katılımcı olarak sizlerden hepinize de teşekkür ediyorum. Sorularınızı alacaksınız. Ben son bir soru sormak istiyorum. Aranızda gazetelerde bir dış habercilik konusunda çalışan veya bizim Marmara Medya Merkezi'nde dış habercilikle uğraşan, dış haberle ilgili ilgisi olan var mı kimse? Bir propaganda oldu herhalde benimkisi. Tamam o zaman. Biz de oturuyoruz ya orada, ona binaen söyledim. Biz de Abdurrahman Bey'e teşekkür ediyoruz. Abdurrahman Bey Türk medyasında dış habercilik konulu sunumunu yaptı. Burada dış politika ile dış habercilik arasında bir paralellik olduğunu ve bu paralelliği görmek için de ilk önce işte dış haberciliğin veya da uluslararası haberciliğin nasıl yapıldığı, bunun yapılarına dair bir açıklama yaptı ve bunun siyasi sonuçlarına dair yorumlarda bulundu. Ve şu an Türkiye'nin uluslararası haber ajansı olarak, habercilik olarak ürettiği içeriğin mahiyetini anlattı. Ve bunun hani dış politikamızı nasıl etkilediğini, ne noktalarda yetersizliklere yol açtığını söyledi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biraz da geç başladığımız için isterseniz çok kısa birkaç soru alarak bu oturumu da kapatmış olalım. 15 dakikamız var. 15 dakikamız varmış. Biraz 2 ya da 3 soru alabiliriz herhalde. Ben 2 kişiye soru sormak istiyorum. Sercan Hanım'a. Bunu yaparken kadının kendini görmek istediği gibi gösterilmesinden hani birkaç defa bahsettiniz. Hani bunu biraz açarsanız, hani... Şöyle açayım. Özellikle ev hanımları için söylüyorum. Ev hanımları evde bulundukları için kendilerine, yani bunlar tamamen benim ürünüm. Kendilerini genelde fazla salıyorlar veya işte dış görünüşlerine dikkat etmiyorlar, kendilerine ihmal ediyorlar. Biz bir parfüm reklamında kadını görüyorsak, o kadın bizim olmak istediğimiz kadın aslında. Biz onu kullandığımızda onun gibi olmayı hayal ederek kullanırız. Yani belki siz de ben böyle yapmıyor olabilirim ama bu şekilde düşünen ve sırf orada ekranda gördüğü kadın gibi olmak için, yani kendi ideal profil o olan ve onu kafasına tasarlayan kadınlar var. Bunu düşünerek bu şekilde. Ben hani sayısal veri olarak bir beslendiğimiz kaynak var mı aslında? Biraz onu merak etmiştim. Yani...
sormuştum. Daha çok belgenin kitabında da bu şekilde söz ediyor aslında birazcık. Yani belgeyi görmek için o kitapta da buna değiniyor birazcık. Yani kadının kendini izlettirdiğini ve izlediğinden ve kendisini beslendiğinden bahsediyor. Bir de Burak Bey'e ben bir soru soracağım. Kurosawa ile ilgili doğa olaylarının sıklığından ve özellikle yağmurun şiddeti vesaire gibi unsurları çok fazla kullandığından ve bunun metafizikle bağlantılı olduğundan bahsettiniz. Ben hani Japon kültürünün mitolojiyle çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum ki yani Kurosawa'da bunu çok iyi kullananlardan biri. Bu noktadan bakarsak kullandığı doğa unsurlarının doğa unsurlarında mitolojiden ne kadar besleniyor? Yani sizin belirlediğiniz, tespit ettiğiniz unsurlar var mı? Özellikle işte doğa tanrısı, yağmur tanrısı gibi hani mitolojide tanrıları var. Bunlardan besleniyor mu? Ne kadar besleniyor? Bu nasıl? Yani illaki mitoloji Japon kültürü için önemli bir şey. Ama ben olay açısından bakmadım. Daha ziyade Kurosawa'nın filmlerinde yani doğa nereye oturuyor? Onu öğrenmeye çalıştım. Yani yağmurlar daha şiddetli, daha yani oyuncu filmde görünen bir doğa kalıbı var. Yani mevsimsel hareketler kalıbı var yani. Ben mitoloji kısmına bakmadım. Böyle spesifik olarak belirlediğim de bir şey yok yani. Gördüğüm bir şey. Başka? Ama şimdi Türk medyası dış haberciliği çözüm önerilerim. Ben biraz kutuplik buldum. Çünkü dünya ticaretini elinde bulunduran erkekleri eşit bekçiliği yaptıklarını düşünüyorum haberlerde. Sen bunu nasıl konumlandırıyorsun? Yani sadece hani iletişim fakültelerinde katıya yönelik yetiştirmek ya da dış haberciliğe daha fazla yatırım yapmak bu eşit bekçilerin nereye koyacak? Biz onlardan etkilenmeye devam etmeyecek miyiz? Şimdi eşit bekçilerini incelerken mesela devletin burada bir eşit bekçiliğini yaptığını söyleyebiliriz. Diplomatik kanalların, İçişleri Bakanlığı olur, İçişleri Bakanlığı olur, İTAB'ın dışa sunum şeklinde hükümetin olur. Burada bir eşit bekçiliği olabilir. Fakat bunun yanında eşit bekçiliği bir de gazetelerde yer yer yürütmeleri değil mi? Bu muhabiri yapacak mı? Ne kadar sanacak? Zaten zihniyet bu. Çözüm önerileri arasında şöyle bir çözüm önerilmesi var ki bu hayati derecede önemli. Gazeteler şimdi şöyle yapıyor. Ben şimdi bir eleman göndereceğim yurt dışına. Bu eleman haber yapacak, bana geri gönderecek. Bu eleman oraya gidecek, bir yatacak yere ihtiyacı var. Bir bilgisayara ihtiyacı var. Yemesi, içmesi var. Dolayısıyla bu adamın ürettiği haber bana gazetede, televizyonda ne kadar bir artı sağlayacak? Diğer gazetelerle kıyaslandığı zaman benim haberim ne kadar okunacak? Ne kadar daha fazla izlenecek? Buna bakıyor, kısa vadeli bir düşünce neticesinde. Bir de bakıyorsunuz ki ekonomik bir tablo çıkartıyor. Attığın taş ürkütün kurbaya değmiyor, o zaman gerek yok. Yani, Reuters'ı attın veriyor, yıldır işte 15 bin dolar aboneliği var. 15 bin dolar abonelik şeyinde, çerçevesinde size dünyanın birçok yerinde haberi sağlıyor. İşte gazeteler diyor ki, bana soracak olursanız dış haberinin gelişmemesindeki en büyük etkinlerden bir tanesi ülkemizdeki medya kuruluşlarına, sadece gazeteleri söylemiyorum. Ülkemiz medya kuruluşlarının tamamında eşit bekçiliğinin, en büyük eşit bekçiliğinin, ekonomik eşit bekçiliğinin olduğunu öğrendim. Çünkü kar zararı ama kısa vadeli. Fakat şunu düşünemiyor belki. Düşünemiyor yani, belki değil aslında. Düşünse zaten bunu yapmaz. Düşünmedikleri galiba benim gözümde çok büyüyen özellik şu, unsur şu. Kısa vadede belki kar getirmeyecek ama uzun vadede çok kar getirir. Şimdi bir örnek veriyorum, işte Mostar dergisi yapıp Türkiye'ye satıyorsunuz, bunun işte siyasal olarak içeriğini değiştirdiğiniz zaman, siyasal bir içerik sunduğunuz zaman, dünya çapında kültürel bir içerik sunduğunuz zaman, bunun başlıkları Türkiye'ye satmıyor. Belki Türkçenin yanında bunu İngilizce yapacaksınız. Belki bunun yanında işte Arapça olacak, Türkçe olacak değil mi? Aranız gelişti. Ama bu uzun vadeli. İlk etapta kar getirmeyecek zaten. Eşit bekçiliğinin burada en büyük, bana soracak olursanız, etkili olduğu mecra, bu ekonomik mecra. Kısa vadeli bir ekonomik tabloda dış haberciliğin kar getirmeyeceğine inanıldığı için pek fazla yatırım yapılmıyor. Teşekkür ederim.
karadan ziyade aslında belki estetikli diye yanlış mı sorduğunu bilmiyorum ama şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arap Baharı simülasyon mu yoksa değil mi bilmiyoruz. Belki de bir simülasyon. Birileri bize böyle bir hareket olduğu gerçeğini medya aracılığıyla veriyor. Belki de gerçek bunlar. Onu bilmiyoruz. Yani tam olarak hani hakim olamıyoruz bu şeye. Eğer ki bu gerçek değilse ve simülasyonsa birileri bunu bize empoze ediyor. Dolayısıyla biz dış habercilikte ne kadar geliştirirsek geliştirelim kendimizi, erk olanlar, siyasi ya da işte ticari erk olanlar bizi her şekilde engelleyip yine istedikleri haberleri önümüze koyacaklardır. Ya da bir sunucu zaman yapması gerekiyor. İşte ben tam o noktayı merak ediyorum. O da çözüm önerim ne olur onu sormak istemiştim. Bu ikinci sorunun başında az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi mesela orada ne var? Dediniz ki biz orada bir simülasyon olup olmadığını bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Ben sizin cevabını. Çünkü bizim orada muhabirimiz yok. Bizim orada bir simülasyon sizin bahsettiğinizde bir simülasyon oluşturdu. Ha bak burada böyle bir şey varmış. Araplar ayaklandı. Böyle söyledi. Biz burada az önce ben burada işte ticari ilişkilerimiz, geopolitik ilişkilerimiz, Doğu Akdeniz sahasındaki ve Orta Doğu coğrafyasındaki mesela geopolitikteki dengemizdeki değişiklikleri yani sonuçları incelemeye çalıştık. Fakat bizim burada adet azıb sorarken orada bir belirsizlik söz konusu. Bu sizin kabahatiniz değil ki. Çünkü biz haber kaynağımız olarak haberin olduğu yerde biz yok. Konuşmamın başında söyledim. Arap bağrının ortasına aa ne oluyor burada deyip muhabir göndermeye başladık. Başında biz yoktuk orada. Olmadığı için de olay nasıl çıkmış, bunun sosyolojik arka planı nedir? Gerçekten bir acaba kurgu mudur? Yoksa bunun kurgu değil de Arap halklarının belki de yüzlerce, belki de onlarca yıldır özellikleri bir bahar mıdır? Bunu bizim çözelimle bizim orada yer almamız gerekiyor. Yer almadıysak bu saatten itibaren işte sizin, benim, hepimizin medyadan takip ettiğimiz kadar, çünkü ben bu Arap bağrı esnasında orada değilim, siz de değilsiniz, birçoğumuz değildim. Öğrendiğimiz kadar, duyduğumuz kadar devam ediyoruz. Buyurun hazır. Sorulara oturmana geldi. Konumuz belki. Merhaba. Ben önce bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Erşen, Selcan, Oturaman ve Burak. Cesaretiniz için, sunularınız için eleştiriye çok fazla girmeyeceğim. Ama iki soru. Birisi Erşen belki yardımcı olabilir. Soru ama biraz eleştiri olabilir. Abdurrahman'a ama simülasyon üzerinden başkan adamını satmak üzerine belki cevap da verebilirsin ve Erşen'le görüşü merak ediyorum. Hem Mısır'da olanlar acaba simülasyon mu bağlamında da belki sen film üzerinden yola çıkarak bir şey söyleyebilirsin. Dış habercilik, dış politikanın paralelini yürüyecekse dördüncü erk olma halimiz ne olacak? Yani dolayısıyla eğer 3-4 erkten bahsediyoruz, 4 erkin de meşruiyet kaynağı halk diyoruz. Ve erkler ayrılığı ilkesini esas alarak medyanın da temel işi aslında eşit beşçiliği şudur. Yani Türkçe'de ilk akla gelen şey itibariyle süzgeçten geçirip aktarmaktan çok o da var ama daha çok bir bekçi küpeyi olarak peşine kovalamaktır aslında. Watchdog dediğimiz hizmet temelde. Gatekeeper'dan çok o öbür boyutuyla baktığımız zaman bir tür mahremde olup bitenin aktarılmasıdır, analiz olmasıdır. Dolayısıyla başkanın adamlarını satma politikasının olup olmadığını biraz da o meşruiyet kaynağını oluşturan insanlarca yani o bilinir olmasıdır ve dolayısıyla tercih noktasında evet satma operasyonu yapanların değil de gerçeği sunanların tercih edilmesi gibi bir seçenek sunmasıdır. Eğer soru şu, dış politikadan bağımsız bir habercilik olması gerektiğini düşünmüyor musunuz? Böyle tersine sormuş olayım. Başkan adamlarından hareketle Mısır'daki durumu bir simülasyon olarak görebilir miyiz diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi siz benim bir soru sordunuz ya, ben hatta onu şey yaparken, yani siz sormaya başlarken öz eleştiri olarak şöyle baktım. Bize dış haber üreten bir isim tanımadığınızı soracağınızı düşündüm. Öyle bir isim tanımadığını fark ettim. Sizin de sorunuz o anlamda, hani mafya gerçekten bu kadar kaygan bir demişse, niye sadece filmi öyle görüyoruz, sonra hayatın içine atınca hop çok rahat mı ediyoruz, onlara da öyle bakılabilir. Ama okuduklarımın dışında çok derin bir bilgim yok. Bunu da daha önce düşünmedim. Yani şu anda cevap vermek durumunda kalıyorum. Fakat yani bir belirleyici kişi olamam zaten. Fakat düşündüğüm kadarıyla tabii ki olabilir.
ama arkasında doğduğumuz yer o kadar çok şey var ki işte yani o biz coğrafyayı ne kadar tanıyoruz yani çok yakınız. İşte dinimiz aynı, pek çok kültürümüz aynı, evet ama ne kadar biliyoruz? Oradaki boşlukları doldurmak lazım. Daha sonra bu türlü işte tırnak içindeki oyunları adapte edip iyi çözebilmek lazım. Mümkün tabii ki. Yani çünkü sunulan, hep zaten onu konuştuk ya bu oturumda. Sunulanın ne olduğu, ne kadarını görebildiğimiz bakmak lazım. Yani biraz daha kendimiz olarak dahil olmak lazım. Ben sunulanın dışında çok bir şey bilmediğim için şu anda hani ona inanmış vaziyetim. Kritik edersek olabilir diyorum. Simülasyonun bol olmasını sadece yani, bir tane zaman sinema zeytinden sunar da bunu aslında bol olmadığını analiz edebilecek bir imkan. Sinema... İşte sorular sordu. Dedim yani neden olmasın dedirtir. Ben de şu anda oyuna gittik. İşte neden olmasın. Bakın adamları filmden hareketle orada mesela biraz daha gücün tamamen iktidarın elinde olduğuna dair bir anlayış var. Doğru mu? Doğru, evet. Fakat ben ona inanmıyorum. Niye? Öyle olmuş olsaydı dünyada hiçbir iktidar değişmezdi. Yanlış mı konuşuyorum? Dünyadaki bütün iktidarlar madem güçleri elinde tutuyorlar o zaman niye değişiyor iktidarlar? Hiçbir iktidar değişmez. Demokratik ülkede de değişmez. Baskısı ülkelerde de değişmez. Hiçbir yerde darbe olmaz. Her yerde bütün o zaman iktidar unsurları algıyı yönetir. Dünyada bir tek ülkede yönetim değişmez. Eğer bütün güç yönetimde olsaydı. O zaman kıymetli o zaman sorunuza gelin. Büyük bir heyecan. Çünkü o sorunuzun içerisinde... O zaman nasıl zaten? Nasıl? Hocam, çünkü o sorun, şey, sorunun içerisinde en başta belirttim ya, hani, gündemden bağımsız olarak kullanıyorum bu kelimeyi. Eski bir hazırladığım sunumdu. O zaman daha paraleli falan yoktu. Dış politikadan hocam. Dış politika ile dış habercilik arasında olması gereken bir paralellikten kastım yönetimin yani hükümetin, iktidarın dış politikayı, dış haberciliği kontrol edene belli bir çizgiye onu oturtması değil. Bir. İkincisi medyanın da hükümetin yanına sinişerek, hükümetin yanına yanaşarak bunun her söylediğini amenna diyerek bu şekilde bir habercilik değil. Aslında burada kastettiğim şey ülke menfaatleri için bakın, ülke menfaatleri için derken, hani bu 1982 anayasasında derdi ya, hani orada geçen maddede neydi, ikinci madde, ne diyordu? Diyordu ki, 1982 anayasasında, aslında anayasa kanunda, bazı kanunda, diyor ki, kamu düzeni, milli menfaatler çerçevesinde medya denetlenebilir. Kısaca, özetle söylüyorum. Burada aslında benim kastettiğim mevzu hocam, İkisi arasındaki bir paralellik aslında gelişmişlik bir seviyesi olur. Mesela örnek veriyorum. Burada çok fazla böyle hani demokratik olarak şey değil mi? Ya demokratik sistemin menbaı olarak bilinen Amerika'da soruyorum ben size Afgan Savaşı başlarken Amerika'nın Afganistan politikası hakkında bir tane haber okuyan var mı? Lütfen rica ediyorum söylesin. Irak Savaşı başlamadan evvel CNN'in Bağdat'ın bombalanmasını canlı yayında göstermesini eleştiren Amerika'dan bir tane yayın organı gösterebilir miyiz? Ben görmedim. Zaten eleştiriyoruz. Zaten bunu eleştiriyoruz. İşte ben de diyorum ki hocam, eleştirdiğimiz bu konu eğer değişmesi gerekiyorsa, yani dış habercilik, mesela örnek veriyorum, Türkiye'nin Suriye politikası medya tarafından eleştiriliyor mu? Eleştiriliyor. Fakat belki de girmesi gereken şöyle bir olgunluk var. Yani toplumun genel menfaatini sadece siyasiler değil, belki de medya kuruluşlarının da gözetmesi lazım. Medya kuruluşları da bunu, şu anki hükümetle olan ilişkilerini falan kastetmiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Genel itibariyle konuşuyoruz. Yani medyanın hükümet karşılığı ve özür dilerim, hükümetin hükümet yanında ve halk yanında şöyle bir üçgen olarak düşündüğümüz zaman kendine de bir sorgulaması lazım. Burada bir sorumluluk eksikliği olduğuna inanıyorum. Bu yüzden ben bir paralellik olması gerektiğinden, buradaki paralellik o zaman lütfen yanlış anlaşılmasın. Hükümet lehine daima yapılacak bir yayın paralelliği değil, halk yanında bir paralellik. Hiç değişmez derken benim için bu kadar rahat değil. Yani sizin tabii ki muhatabınız... Hiç değişmez ya da hiç... çok etkin olmuş yani. Etkin olduğuna tabii ki inanıyoruz. Ama bütün güç eğer iktidarın elinde olsa, ya bu mümkün değil ki iktidarı nasıl değiştirir? Zaten hani manipüle edebilme gücünden bahsediyoruz. Ama yani... O zaman ne değişmez ki yani? Mesela ben Cumhurbaşkanı olsam, şimdi ben sorguluyorum kendimi. Bütün güç elimdeyse veya da devlet başkanıysam, başbakansam, bütün güç elimdeyse eğer ben bunu meşru olarak yani bütün unsurları kendi lehime kullanacağımı
meşru olarak görevli bir insansan ben bunu kullanıyorum. Vallahi iplere falan değişmem ya. Beyaz yara kadar sasın başım. Ya, artık yanlış şartlara bakıyorum. Jenerasyon farklılıkları sosyal. Yani ben o kadar çabuk olmaz diyemiyorum ya. O benim için. Yani sadece yerel iktidardan soru değil mi? Bir dünya sistemi var. Daha büyük bir iktidar falan var. Onlar da değişiyor. Onlar da geliyor. Teşekkür ediyoruz Abdurrahman Bey ve diğer oyuncularımıza. Seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. 15 dakika sonra stüdyoda yani son oturumumuz var. Tüm arkadaşları ekliyoruz. Sağlıklarınızı teşekkür ederim. Siz yeni bir kapak çekeceğiz. Sadece bir olarak mümkünse